bugüne kadar izlediğiniz yayıncılardan değilim. Biz kimsenin tarafı değiliz arkadaşlar. Biz doğruların tarafındayız. Biz gerçeklerin tarafındayız. 5 evlilik mi yaptı? 25 kişiyle mi görüştü? Bizi ilgilendirmemeli. Kimseye pabuç bırakacak bir insan değil. Enteresan geliyor bana bazı şeyler. Biz yalan söylemiyoruz. Biz doğrular neyse onları aktarıyoruz. Love diyoruz sizlere. Bakın love demiyorum. Size love diyorum. Merhabalar, benden dinle bir kanalına hoş geldiniz. Ben Burcu Ünver, Meral. Planlı bir yayına girmedim. Gelen dostlarım bileceklerdir. Normalde bugün başka bir yayın yaparız ya da yarın başka bir yayın yaparız. Siz de benim yeni halimi görürsünüz diye umut etmiştim. Fakat hoş olmayan bir haber aldım. Efendim bugün yayın sonrası dakikalarda bir arama yapılırken bölgede tanınmayacak şekilde bir erkek cenazesine ulaşılmış. Haberi bir sorayım, soruşturayım derken çeşitli bilgiler aldım. Fakat her zaman söylüyorum, doğru bilgi, doğru bilgi akışı çok önemlidir diye düşündüğüm için efendim sizlerle bir canlı bağlantı gerçekleştirmeyi arzu ediyorum. Şimdi bir konuşmamız olacak. Stüdyoda da görüp tanıdığımız isimlerden biri bugünkü olayı paylaşacak bizlerle. Efendim. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum şu an? Hasan Bey'le görüşüyorsunuz. Hasan Bey, canlı yayındayız şu anda. Konuşmayı arzu ederseniz önce bir tanıtayım. Efendim, kayıp Mehmet Ali Özdemir'in abisi. Alo. Hasan Bey şu an canlı yayınımızda. Efendim. Hasan Bey, bugünkü haberle ilgili doğru bilgi almak adına sizi bağlamayı doğru buldum. Sesim geliyor mu? Hasan Bey. Alo. Sesim geliyor mu? Alo. Ses geliyor mu Hasan Bey? Vallahi. Hasan Bey, rica etsem Wi-Fi bağlantısını kapatma şansınız var mıdır? Alo. Duyacağım. İnternet bağlantı. Sesiniz geliyor. İnternet bağlantısını kapatma şansınız var mıdır yukarıdan? Sesiniz gelmiyor Burcu Hanım. Mesaj atayım bir saniye. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Yayın öncesi konuştuk fakat bulundukları otelde bir sıkıntı var. Ve Wi-Fi bağlantısıyla alıyor telefonu. Hemen Wi-Fi bağlantısını kapatmasını rica edelim. Biliyorsunuz bugün olay yeri, yani aracın bulunduğu yerde arama yapılmaya devam ediliyordu. Hasan Bey, efendim hocam, internet bağlantısını kapatma şansınız var mıdır? Efendim? Yukarıdan internet bağlantısını kapatma şansınız var mıdır? Daha sağlıklı iletişim kuralım. Tamam, kapatıyorum. Tamamdır. Arkadaşlar, Mehmet Ali Özdemir'in abisi Hasan Bey canlı yayınımızda şu an. Hasan Bey, yayından sonra bir gelişme olmuş. Bize anlatabilir misiniz? Ne oldu, nasıl haber aldınız? Ya şu an size nasıl anlatabilirim? Yani şimdi tamam, bir ceset oralarda bulundu. Evet. Ama bazı insanlar manfaat üzerinde yanlış bir ifadeyle bulunuyorlar daha doğrusu. Yani biz teşhis için gitmedik çünkü kimseye göstermiyorlar. Yani o mu değil mi diye belli değil. Ama inşallah en kısa zamanda netleşecek. Yani şu an aramanın yapıldığı bölgede bir cenaze bulundu. Fakat tanınmayacak durumda olduğu için size bir teşhis yaptırılmadı. Hayır, yaptırılmadı. Kimse yaptırılmadı, hiç kimse.
Anladım. Mehmet Ali olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Doğru mudur Hasan Bey? Evet, doğrudur. Öyle bir bilgi yok. Yani biz burada Müge Hanım'la sayesinde bu bilgiye şey yapıyoruz. Bir de bu Ayşe dediğim YouTube'da neden böyle bir TikTok'ta bir paylaşım yapıyor? Kim bu bayan? Şimdi yayında bilmiyorum. Arzu ederseniz yayın haricinde Ayşegül Hanım'la iletişim kurmanızı sağlayabiliriz. Bu arada muhtar teşhis etmiş diyorlar. Doğru bir bilgi midir? Tavsiye evleri kurulmuş diyor, bir şeyler kurulmuş diyor. Yani neden böyle bir haber yalan haber vermeye çalışıyor? Şöyle söyleyeyim, zaten Hasan Bey doğru bilgi almak için hatırlarsanız bu yayını yapmaya karar verdik. Teşekkür ederim ama işte bazı insanlar bu yayını, bazı insanlar inanıp da farklı bir yönlere saptırmaya çalışıyorlar. Ya manfaat üzerinde öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Evet. Gerek yok. Yani bu konuda... Mehmet olmadan Müge Hanım zaten her şeyi çözmek zorunda zaten. Çözüyor da. Allah razı olsun ondan. Yani onun sayesinde öyle bir çözüm oldu. Yani o olmasaydı camda o ceset de orada çürüp gidecekti icabında. Çok haklısınız. Arkadaşlar dün bulunan cenaze başka bir kişiye aitti. Bugün arama yapılan bölgede bir cenaze daha bulunmuş. Fakat Mehmet Ali Özdemir midir, değil midir? Henüz bir bilgimiz yok. Abi Hasan Bey şu an telefon attığımızda kardeşimin olup olmadığı ile ilgili bir teşhis yapmadık diyor. Yanlış haberlerden de çok rahatsız. Ya bu yüzden hiç kimse böyle bir paylaşıma inanmasınlar. Yani gerçekten bak acımız büyük. Yani milletle bizimle dalga geçmesinler. Özellikle bence bu konusunu sakın getirip durmasınlar. Sakın getirmesinler. Yoksa hepsine dava açalım. Ya bu konuda eğer üstlerine fazla yani bastıra yalan haber yaparlarsa hepsine dava açacağım. Yani öyle bir insanla duygununu oynaması iyi bir şey değil. Bizim burada acımız ya, millet neyin peşinde ya? Çok haklısınız. Çok daha fazla tutmayayım arzu ederseniz. Bu arada Meryem Hanım'ı soranlar var. Ya Meryem Hanım kaçtı. Yani kısaca ne diyebilirim? Bu arada şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Suriye'de akrabaları varmış Meryem Hanım'ın. Öyle bir durumları var mı onu bilmiyorum. Hı-hı. Suriye'de. Ama eve gitmediğini biliyoruz. Müge Hanım da zaten söylemişti programda. Evet. Yani orada da bilgiyi alabilirler. Orada ne diyebilirim size, yani buradan cumartesi günü akşam geç saatlerinde ayrılmış. Daha telefonları bütün şeylerini kapatmış yani. İletişimi kapatmış. Peki abisi... Aynı şekilde bak yayında görebilirsiniz de yayında. Evet. Evlerinde de kilit koymuşlar, konuşmuyorlar. Veya sıkıntı ailesinde olduğu belli. Ailesi konusu gelince farklı bir konu yapılıyor. Peki abisi ve babasıyla ilgili bir bilginiz var mı? Onlar da bulundukları evden ayrıldılar mı? Abisi, onlar evde. En son gördüğümüzde akşam muhabirler gitmiş. Evet, muhabirler zaten televizyonda görüyorsunuz. Şöyle kapıya dışarı bile çıkmamışlar. Kapıya zincir vurulmuştu en son yayında gördüğümüzde. Kilit sadece kilit vurulmuş. Yani evdeler ama kapıyı kilitlemişler. Aynen öyle. Anladım. Şöyle Hasan Bey, aslında çok daha farklı bir ortamda sizinle bu canlı yayını gerçekleştirmeyi arzu ederdim. Hem daha önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden kız kardeşiniz Betül'ün acısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu konuda başınız sağ olsun. Sağ olasın. Bir de bunun için diyorum, Betül'ün hakkında herhangi bir konu yanlış haber verilmesini istemem. Evet. Yani bunu ayrıca bu Müge Hanım... Bu olayımızı çözdükten sonra eğer kim Betül hakkında yanlış bir ifade yazanlar için ayrıca onlara da farklı bir dava açacağım. Yani öyle bir söz konusu değil. Bunu ben neden açtım programda, Müge Hanım'da? Çünkü orada kendisi boşanma aşamasına geldiği belliydi zaten. Evet. Anlatabildim mi? Yani orada sadece yok düşürmek için değil. Ben özellikle orada olay neyse onlar... Söyledim ki çünkü onun içinde bir sıkıntı olduğunu ben tahmin etmiştim başından sonuna kadar. Ben kaç yıldır, 2-3 yıldır Mehmet Ali ile beraberim. Orada abisi diyor işte 17 yıldır ilişkilerini kesmişler, kavgalılar. Niye programa çıkıp benim kardeşim ya. Ben kaç yıldan beri konuşturuyorum, herkese konuşturuyorum. Kırgın olduğumda bile ben konularla konuşuyorum.
Şöyle. Ama bazı konular üzerinde yanlış ifadeler veriyorlar, yanlış haber veriyorlar. Çok haklısınız. Şöyle Hasan Bey, siz Aycan Bey'e, yani Yusuf olarak bildiğimiz beyefendiden daha sık görüşüyorsunuz kardeşiniz Mehmet Ali Bey'le. Size de sorayım, hiç yengeniz Meryem'in şiddete uğradığını gördünüz mü? Geçimsizlik var mıydı? Yani neden böyle bir şey olmuş olabilir eğer kardeşiniz o kişi? Zaten kaybıyla ilgili bizim de şüphelerimiz vardı, biliyorsunuz. O kadar böyle şeyleri anlattıkları gibi ben gözümle görmediğim için bir şey diyemem. Çünkü ben oraya gittiğimde de gece gittim. O Mehmet Ali kaybolduğu günün kaybı gördüm. Şu an ses gitti Hasan Bey. Biliyorum. Mehmet Ali kaybolmadan önce öyle bir gözün morolluk falan yoktu. Ama şiddetli dediğim bağırışma, tepkiler olduğunu gördüm. Bunlar zaten Müge Hanım yanında. Evet, seste bazı sorunlar yaşıyoruz, kusura bakmayın. Hasan Bey, çok da uzun tutmayayım. Siz şu an hala İstanbul'dasınız. Hatay'a dönmediniz. Doğru mudur? Sonuna kadar Müge Hanım'ın yanındayım. Tamam. Kardeşinizi bulmak için zaten bir yola çıkmıştınız. Bu yolda devam ediyorsunuz. Çok da tutmayayım aynen sizi. Çok tamam. Teşekkür ederim teşekkür bağlandığınız ederim için. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kolay Ali gelsin. Ali Bey'in de yanımda, çok şükür yanımda. Deseyin de yanımda zaten. Teşekkür ederim. Ali Bey'e de selamlar, sevgiler. Aycan Bey'e de selamlar. Umarım kardeşiniz değildir diyelim. Çok teşekkür ederim bağlandığınız için. Rica ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Arkadaşlar, oteldeler hala bir bağlantı problemi yaşıyoruz. Normal hat üzerinden konuşmaya çalışırken Wi-Fi'ye bağlanıyor. Bu sebeple arada kopukluklar oluyor ama şöyle bir özet geçeyim. TikTok'ta yayın yapan bazı kişiler varmış. Haberin doğruluğunu teyit etmeden hemen işte şurada öldü, cenazesi bulundu, yakıldı, işte asit döküldü vesaire diye. Ben haberi kimlerin yaptığını bilmiyorum. Fakat Hasan Bey'e ulaşıp bilgi nedir, ne değildir bunu sormayı daha doğru buldum. Sizlerle de bağlanıp konuşsun istedim. Kayıp Mehmet Ali Özdemir'in abisi Hasan Özdemir, stüdyoya da gelen, kardeşinin kaybının peşinde olan, yeri geldiğinde babasından, yeri geldiğinde erkek kardeşinden, çoğunlukla da yengesinden şüphelenen Hasan Bey'i yayına alıp doğru bilgiyi ondan almanın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Lütfen başka yayıncıların ismini yazmayınız. Çok rica ediyorum. Bir cenaze bulunmuş. Bakın, doğru bilgi şu açıdan önemlidir. Bu aile zaten birkaç yıl önce bir evlat acısı, bir kardeş acısı yaşamış. Betül Özdemir'in bir vefatı var. Şüpheli bir ölümle hayatını kaybetmiş. Betül'ün acısını yaşamışlar. Ardından 15-20 gündür, artık 20 güne evrildi. Mehmet Ali Özdemir'in şüpheli kaybıyla cebelleşiyorlardı diyeyim. Çünkü aldı başını gitti mi, babasının başına bir şey getirdi. Aralarında problem olan kardeşiyle bir husumet olabilir mi? Ardından Meryem Hanım'ın tutarsız ifadeleriyle aile neye inanacağına, ne yapacağına şaşırmış durumdaydı. Bugün yayın biliyorsunuz saat 13 civarında bitiyor. Ardından 14 sularında bölgede bir arama yapılıyordu, biliyorsunuz. Hafta sonunda yapılmıştı. Ben hatta dünkü yayınımızda sizlere şunu söylemiştim. Bölgede, yani aracın bulunduğu bölgede arama çalışmaları köpekle beraber devam ettirilecek. Yine içeriden aldığım kesin net bir bilgiydi. Dün bulunan cenaze Mehmet Ali Özdemir'e ait değildi demiştim. Suriye uyruklu olduğunu söylemiştim. Çünkü irtibatta olduğum kişi kayıp Mehmet Ali Özdemir'in abisi, yayına da katılan, stüdyoda da olan Hasan Özdemir'di. Bilgi akışını onunla sağlıyorduk. Sizlerden bir ricası var. Lütfen doğru olmayan haberlere inanmayın. Bir ailenin acısı üzerinden reyting kaygısıyla yapılan haberleri umursamayın. Tıklamayın. Birilerinin bunlardan maddi menfaat sağlamasına
imkan tanımayın arzusundalar. Çok üzgünler. Bulunan cenaze tanınmayacak durumda olduğu için bir teşhis yaptırılmamış, işte bir gelin bakın inceleyin denilmemiş. Şu an için Mehmet Ali Özdemir'e ait mi değil mi bilmiyoruz. Fakat aile üzgün, acılı, acılarını daha da arttırmayalım. O yüzden size doğru haber kaynağından doğru bilgi alalım diye Hasan Bey'i bağlamayı doğru buldum. Kusura bakmayınız, çok ani, hızlı bir yayına giriş oldu. Plansız bir yayına girişti. Affınıza sığınıyorum bununla ilgili. Çok uzun tutmayacağım. Bu arada saçımla ilgili güzel dileklerinizi gördüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, beğenmenize sevindim. Sizleri de daha fazla tutmadan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basmayı unutmayınız. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.